kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir derler. PSL Elektronik firmasında tasarımdan imalata, muhasebeden üst düzey yöneticiliğe kadar birçok bölümde yüzlerce kadın çalışıyor. Kadın eli değmiş olması PSL Elektronik'e neler kazandırmış, gelin birlikte görelim. PSL Elektronik, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 27 bin metrekarelik üretim tesisinde cephe, yol, havuz, endüstriyel aydınlatma, iç mekan ve dekoratif aydınlatma gibi geniş bir ürün yelpazesinde LED aydınlatma çözümleri üretiyor. Grup bünyesinde 400 kişiye istihdam sağladıklarını belirten PSL Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şentürk, işe alımlarda cinsiyetçi bir yaklaşım göstermediklerini, liyakati esas aldıklarını söyledi. 1990'dan beri biz bu işi yapıyoruz. Aşağı yukarı 34 sene kadar olmuş. İmalat sektörü, elektronik imalat, kart dizgileri, ürün, aydınlatma ürünlerinin imalatı. Toplam grupta 400'e yakın çalışanlarımız var. Beyaz yakalılarda kadın çalışan %50'nin üzerinde. Bir de imalat tarafında, bant çalışanlarında da yine 150'nin üzerinde. Ama mekanik, boya falan gibi işlerimiz de var. Tabii o alanlarda bayanlar çalışmıyor, çalışmak istemiyorlar daha doğrusu. Artık insanlar çocuklarını mesleklerine göndermiyor. Göndermeyince de 50 ton evde tutan, çekişten insanlar yetişmiyor artık. Yetişse bile bunun sayısı çok az. Ama tahmin ediyorum ben ileriki aşamada bu alanlarda daha fazla elemana ihtiyacımız olacak ve daha fazla insana ilgi gösterecek. İmalat sektöründe yaptığımız şey çok özenle yapılması gereken işler. Eğitimden ziyade özen gerekiyor. Bu da kadın çalışanlara daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir alandır bu. Kadınların daha iyi yaptığı için bu işi tercihimiz bu. Zaten imalat sanayinde, elektronikte özellikle bütün dünyada hep kadınlar yapar bu iş. Bu kadınlara uygun bir iştir. Biz ayrım yapmıyoruz. Kadın erkek diye iş ilanlarımızda falan kadınlar erkek diye ayrım yapmıyoruz ama başvurular genelde kadınlardan geliyor. Çünkü iş kolay ama dikkat gerektiren, sabır gerektiren bir iş. Dolayısıyla bu tip işlerde bayanlar tabii ki daha başarılı oluyor. Bütün dünyada baktığınız zaman kadınlar iş hayatının içindeyse o ülkede gelişme oluyor. Mesela Çin'de böyle, Rusya'da böyle ya da Avrupa'da böyle. Kadınlar varsa hayat daha başarılı hale geliyor daha doğrusu. Kadın yoksa olmaz zaten. Yani kadın erkek ayırmaya da çok gerek yok. Herkes, her bireyin ekonominin içinde olması gerekir. Cinsiyetli bir yaklaşım yapmamak gerek bence. Sanayi bir kere kadınlarla olan bir şeydir. Yani tek başına erkeklerin yapabileceği bir şey değil bu. Bunun için bu işin içerisinde dikkatle yapılması gereken işler ve iş gücü, kas gücüyle yapılması gereken işler var. Zamanla kas gücüyle yapılan işler zaten azalıyor ve yine dikkatle yapılması gereken işler artıyor. Ağır işleri robotlar yapıyor. Dolayısıyla ince işler biraz daha el becerisine yönelik bir şey. Zaten kadınların yapısı olarak da el becerileri daha iyidir yani. Ben işlerin erkek ya da kadın diye ayrılmasına çok taraftar değilim. Zaten bunu hep baştan da söyledim. Bizim işe alma politikalarımızda da benzer durumlar var. Mesela bizim erkek sekreterimiz var ya da bayan mühendislerimiz var. Bizim için fark etmiyor bu. Biz cinsiyetçilik yapmıyoruz yani. Böyle bir şeyimiz yok. PSL ilk iş yeri Cansu Akın ve 7 yıldır firmanın dijital dönüşüm bölümünde çalışıyor. Üniversitedeyken bile eğitimini aldığı mesleğin erkek işi olduğu anlatılmış ona. İlk başlarda biraz çekinse de korkmadan yola devam etmenin meyvelerini topluyor şimdilerde. Çekincelerim vardı ama korkmuyordum. İşte kasayı kaldıramayacağımı, herhangi bir yere kablo çekemeyeceğimi ya da kabloyu sonlandıramayacağımı düşünceleri beni korkutuyordu. Onların benim bunu yapamamam düşüncesi beni korkutuyordu aslında. Aslında öyle olmadı. Gördüğünüz üzere 7 senedir buradayım. 7 senedir önce donanımdan başlayıp daha sonra şimdi son 2 senesini ERP'ye ayırdığım bir bölümdeyim. Özellikle de yönetim kadrosunda daha çok kadın görmeliyiz diye düşünüyorum sanayi sektöründe. Çünkü kadınlar daha detaylı düşündüğü için sanayi sektöründe detaycılığa inen sonuçta aşağıda bir üretim yapıyorsunuz, bir ürün üretiyorsunuz. Yeni bir avantaj, yeni bir dezavantaj nedir? Kadınlar daha detaylı düşündükleri için daha iyi bir yol alabileceğini düşünüyorum. İşe finans müdürü olarak başlayan Derya Deniz Akbayrak, 11 yılın sonunda mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığına yükseldi. Kadınlar arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri Derya Hanım. Ekibindeki kadınlara doğum öncesi ve sonrası dahil olmak üzere her alanda sahip çıkıp destek oluyor. Görüşmede o samimiyeti hissettim. Aile ortamı güvenilir bir ortam olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ona göre başladım. Başladıktan sonra da hatta aileme ilk söylediğim şey, çok güzel bir kadın için çalışabilecek en güzel ortamlardan biri dedim. Kadın olduğum için iş yerinde sıkıntı yaşamadım açıkçası. Sadece en büyük sıkıntı
kadın olduğum için benimle eş de işi yapan insanlardan daha düşük maaş alıyorsunuz. Erkekler daha yüksek maaş alıyor. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Aslında dünyanın gerçeği. Geçenlerde İsviçre'de bunun için yürüyüş yapmıştı kadınlar. Nasıl olsa kocası var. Bak bu laflara maruz kalıyoruz. Nasıl olsa kocası var. Onun kocasının da maaşı var. Nasıl olsa gibi. Daha fazla kadın istihdamını sağlıyor. Destekliyorum. İster istemez ekibimde kadın olanları tercih ediyorum. Doğum iznine çıktıklarında yardımcı oluyorum. Döndükleri zaman adaptasyon sürelerinde, o loğusa depresyonlarında daha yardımcı oluyorum. İşlerini devralıyorum. Ona göre yavaş yavaş delege ediyorum. Tabii ki bunları yapıyorum. Kadın kadına dost olmak zorunda. Dönev İçer 9 yıldır elektronik üretim bölümünde çalışıyor. İş hayatı ailesinin yanında oldukça zor şartlar altında başladı. Onlarca kiloluk yükleri taşımak öyle zordu ki fabrikada, sanayide çalışmak ona çok daha kolay geldi. İlk fabrikadan önce de ben ailemle dışarıda çalışıyorduk. Şartlar daha ağırdı. Hani yazın sıcak, kışın soğuk. Babam kamyoncu, 2 tane kamyonumuz var. Başka eleman işçi almayalım diye, sade aile olarak çalışalım diye. Biz de üstümüze düşeni yapıyorduk. Ama hani fabrikaya girince, bir önceki fabrikamda, bu fabrikada hani tam bayanlara göre diye düşünüyorum. Yani ekstra bir zorluğu yok ama belli bir şey, mesela ailene biraz daha az zaman ayırıyorsun. Mesela ailene zaman ayıracaksan ev işi biraz yarım kalıyor. Ev işini yaparsan ailenden biraz fedakarlık etmek zorundasın ya da sabah erken kalkıp ekstra bir şeyler araya sıkıştırıyorsun. Ancak öyle hani tek maaşla günümüz şartlarıyla hani geçinmek gerçekten zor. Ekonomik özgürlük hani kadın için bence hani benim vazgeçilmezlerimden. Gülcemal Pehlivanlı PSL'de 10. yılını geride bıraktı. Paketleme bölümünde erkeklere taş çıkartırcasına çalışıp üretime katkı sağlıyor. Bir arkadaşımın tavsiye üzerine geldim ve paketleme bölümüne başladım. Hiç de zorluk çekmedim yani. Severek de yapıyorum yani işimi. Erkek işi ama taş çıkartırız. Yaparız yani Allah'ın izniyle. Evet, daha düzenli ve titizdir. Ortamın güzelleşmesi için tabii ki daha iyi bir bayanın orada çalışması. Leyla Aydoğmuş uzun zamandır sanayi sektöründe. PSL çalıştığı ilk fabrika değil. Ancak PSL iş imkanının yanı sıra meslek edinmesine de katkı sağladı Leyla Aydoğmuş'a. İşbaşı eğitimlerini başarıyla tamamlayan Leyla Hanım, ustalık belgesi sahibi bir zanaatkar oldu. Elektronik üretimle alakalı bir eğitimin ilk etapta olmadı ama daha sonra Fiberli ailesi bize o ustalık belgesini almamıza vesile oldu ve şu anda belgeli bir çalışanım. Fabrika ortamında, sanayi ortamında bir kadın için çalışmak bir tereddüt uyandırıyor ama ya insan kendine güvenince yapamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum ben. Şu an hangi fabrika, hangi sektör olursa olsun her yerde çalışabilirim diye düşünüyorum. Kadınların sanayide olması evet gerekiyor. Bence kadınların her yerde olması gerekiyor. Kadınların bence yapamayacağı bir iş yoktur diye düşünüyorum. Yeter ki isteyelim. Üniversite diplomasını alır almaz sekreter olarak PSL'de işe başlayan Özge Elbey'e kısa sürede kıdemli planlama uzmanı pozisyonuna terfi etti. Özge ataerkil bir ailenin kızı. Babası sanayide mi çalışacaksın diyerek karşı çıksa da ilk başta pes etmedi ve kadınların sanayide de başarılı olabileceğini herkese kanıtladı. Yapabilir miyim? Erkek ortamında çalışabilir miyim? Ya da bana nasıl gözle bakarlar? Sonuçta ataerkil bir aileden geliyoruz baktığınız zaman. Şimdi sadece ben değil, çevrem de aynı şekilde. Özellikle babam sanayide mi çalışacaksın diye bir tepki vermişti aslında. Ama geldiğimde hiç öyle olmadığını, kadınların da sanayide çalışabileceğini gördüm. Ama bunu görebilen taraf kesinlikle çok az. Son yıllarda artmasına rağmen hala o algıyı kıramadık bence. Erkekler hep çalışabilir diye baktığımız için iş biraz bu noktaya geldi. Yani sanayiyle kısıtlı bir şey değil. Her yerde böyle bence. Sonuçta bir kadının ekonomik özgürlüğü yoksa kadına hiç olarak bakılıyor. Ne kadar kabul edilmese de. Yaklaşık 8 yılda bizim işçi temsilcimiz erkekti. Sonra yine işçi temsilciliği seçme konusu işte ortaya çıktı. Ve baktım seçmenlerin arasında herkes erkek. Yani artık buna birinin dur demesi lazımdı. Ona da ben söyledim yani yapmam lazım diye. Ve 2 aydır hatta işçi temsilciliği yapıyorum. Erkeğin yaptığı her şeyin yapabildiğini en azından erkeğe gösterebiliyoruz, öyle söyleyeyim. Endüstri mühendisi Şule Özdemir, PSL'de planlama mühendisi olarak görev yapıyor. Üniversite tercihi sırasında mühendislik erkek işidir, öğretmen ya da sağlıkçı ol diyerek vazgeçirmeye çalıştılar Şule'yi. Ama o hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Mesleğimi seçerken böyle bir ortamda çalışacağımı bilerek seçtim zaten. Ailem her zaman kararımı destekledi. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Ailelerin çocuklarını, özellikle kız çocuklarını desteklemesi. Tabii ki illaki karşılaşıyoruz zorluklarla. Kaynakhane gibi, tornalama gibi yerlerde daha erkek ağırlıklı çalışılıyor. Bazen sizinle iletişim kurarken zorlanabiliyorlar ya da tercih etmeyebiliyorlar.
Böyle negatif tarafları olabiliyor. Çünkü plan yaparken üretimle içli dışlı olduğumuz için o iletişimi kurmayı, erkekle kurmayı tercih edebiliyorlar. Açıkçası kadın sayısının arttıkça ortamı güzelleştirdiğini ve bakış açısının farklı bakış açıları getirdiğini de düşünüyorum. Mesela kadınlar çok detaycı yaklaşabilirler. Kriz yönetimi gibi bir şey, bazı şeyler de genetik olarak yüklenmiş gibi düşünüyorum. Kadının daha iyi yaptığı işler de var. Nasıl erkeklerin daha iyi yaptığı işler varsa. Hani bu konuda çeşitlilik yaratılması verimliliği artırdığını düşünüyorum. Elektronik haberleşme mühendisi Raziye Uluç, stajyer olarak geldiği PSL'de ürün uzman mühendisi olarak işe başladı. Kadın detaycılığının görülmeyeni görünür kıldığını belirten Raziye Uluç, kadınlara daha fazla söz hakkı tanınması gerektiğinde ısrarcı. Şu an bu ortamda çok görmedim ama sanayi ortamında çalışmanın elbette zorluğu var. Erkek egemen bir toplumda olduğumuz için. Erkeklerin sözü daha çok dinlendiği için kadın biraz geri planda tutuluyor. İletişim açısından biraz zorluklar var. Biraz daha kadınlara olanak sağlanıp bir şeyler için söz sahibi, yani söz hakkı verilmesi gerekir. Düşünce açısından erkeklere göre biraz daha farklıyız bence. Bakış açısı değişiklikleri getirebilir. Görülmeyeni gördükleri için ya da uzun vadede değil de kısa sürede fark ettikleri için o değişim kısa sürede gerçekleşebilir kadın olduğu ortamda. PSL'nin tasarım uzmanı İrem Buse Doğan, çekirdekten sanayici. Üretimle meslek lisesinde tanışıp mekatronik mühendisi olmaya karar verdi. Sanayinin, üretimin erkek işi olduğu algısını yıkma konusunda oldukça kararlı. Üretimin içerisinde olmak cezbediyor beni. Yani masa başından ziyade bir ürün tasarlarken onu üretimde de gözlemlemeyi seviyorum. Kesinlikle kadınlar erkeklere oranla daha titiz çalışıyorlar bence. İş bitirici oluyorlar daha çok. O yönden ben kadın olmanın avantajlarını yaşadığımı düşünüyorum şimdi. Meslek lisesini okuduğum için direkt erkeklerin içerisinde büyüdüm. Ve neyle karşı karşıya olacağımı da biliyordum. Bunun bilincinde bölümümü seçtim. İş gücü olarak daha böyle erkek mesleği olarak görülüyor bence mühendislik. Yani kadınlara yakıştırılmıyor bence. Yani böyle bir algı var ve ben bu algıları yıkmak istiyorum. Yani pozitif ayrımcılık yapılmasına gerek yok. Yani her şekilde zaten kadınlar bunun altından kalkabiliyorlar. Sadece eşitlik olması gerektiğini düşünüyorum her sektörde. Yani özellikle sanayide bunun eşit olmasını düşünüyorum. Bunun için de işverenlerin kadınlara daha fazla destekte bulunması gerektiğini, hani pozitif ayrımcılık olarak değil de, yani işverenin bir erkek seçimindense her iki tarafa da eşit davranması gerektiğini düşünüyorum. Avukat Neslihan Parmaksız Güner, PSL firmasının hukuki danışmanı. Bu genç cumhuriyet kadını pozitif ayrımcılığa karşı, eşitlik ilkesinden yana ve söylediklerinde oldukça haklı. Eğer kadın erkek eğitim aşamasından en başından itibaren eşit koşullara sahip olsa pek çok kadın da sadece sanayi alanlarıyla da sınırlamaya gerek yok. Her alanda çalışabilir. Önemli olan eşit imkanlar veriliyor mu, verilmiyor mu? Kadının zanaat edilmesi için aile kendiliğinden meslek kursuna gönderebilir mi? Şu an biz steril alanlarda olduğumuzu düşünüyorum. Antalya gibi ya da İstanbul gibi büyük şehirlerde. Erkek çocuğunun okumadığında, dersleri iyi olmadığında ailenin onu bir sanayide meslek edindirmesini şey yaparlar, düşünürler. Ben hiç etrafımda bir genç kızın, kız çocuğunun meslek edinmesi için, bir zanaat için yönlendirildiğini duymadım mesela. Kız erkek fark etmeksizin sanayide bir şey öğrenmesine ne şey var, engel var normalde düşünceler dışında. Bir kadın çalışan sanayi sektöründe çalışmak isterse, üretim sektöründe çalışmak isterse burası ağır iş, bu olmaz, bu makine şöyle, gücü yetmez gibi ön yargılar yerine eğitim imkanı, işi öğretme imkanının sağlanması ve bir çalışma imkanının verilmesi ve bu istihdamın yapıldığının duyurulması, en önemlisi de duyurulması ve bunun gösterilmesi. Erkek, kadın fark etmeksizin pek çok işi bireylerin hepsi yerine getirebilir. Yeter ki aynı eğitimin, aynı imkanların verilmiş olması. We'll be right back.